Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. bugünkü sohbetimizde hadis-i şeriflerde aile konusunu göreceğiz. Sanırım bir program çerçevesinde aile ile ilgili farklı konular, farklı konuşmacılar çeşitli sunumlar yapıyorlar. Bana da hadis-i şeriflerde aile konusunu tevdi ettiler. ben Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim hadis ana bilim dalında. şimdi tabii aile konusu toplumun en temel müessesesi. Yani huzurun bazen huzursuzluğun toplumsal e, huzurun huzursuzluğun kaynağı olması bakımından e, oldukça önemli bir kurum Hz Ademle birlikte başlıyor tabi aile olabilmek için bir eşler olmalı yani tek kişilik aile olmuyor bir karı kocadan meydana geliyor e, bu çekirdek aile diyoruz buna bir de geniş aile var ki işte Anne baba yani yaş itibariyle daha yaşlı olan anne babalar, torunlar, kardeşler bazen bunların da dahil olduğu geniş aile yapısı geçmişte geniş aile daha yaygındı belki ama günümüzde çekirdek aileye doğru hızla kayıyoruz. Modernitenin getirdiği şehirleşmenin ekonomik belki refahın birçok farklı sebeplerden dolayı çekirdek aileye doğru hızla ilerliyoruz. Erkek ve kadın yalnız yaşadığında farklıdır, birlikte yaşadığında farklıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir sistem koymuştur. Yani birbirinin bir parçası misali Kur'an-ı Kerim'de acaba Hazreti Hava, Hazreti Adem'den mi yaratılmıştır, onun kabura kemiğinden mi, aynı topraktan mı gibi farklı e, görüşler var. Ama sonuç itibariyle her ikisi birbirine muhtaç bir e, varlık olarak Cenab-ı Hak e, yaratmış ve sistemi de bu e, aile üzerinden e, inşa etmiş. Çünkü e, çocuğun olabilmesi... E, toplumun gelişmesi, neslin gelişmesi, e, ruhen ve bedenen rahatlaması bakımından e, kadının erkeğe, erkeğin de kadına e, ihtiyacı vardır ve dolayısıyla işte bu ikisinin birleşmesinden e, aile e, meydana gelir. E, aileden uzak kaldığında mesela kişi ne yapar? Bir özlem duyar. Yani karı koca birbirine karşı. Çocuklar anne babaya karşı, anne baba çocuğa karşı demek ki aile ortamı bir huzur kaynağıdır. Yani huzur bulabilmenin, e, sükun bulabilmenin e, yolu aile ortamından e, geçer. E, Cenab-ı Hak e, Kur'an-ı Kerim'de e, aile olmayı e, tavsiye ettiği bazı ayetler vardır. Mesela der ki aranızdan bekar olanları evlendirin. Bakın burada ne vardır? Bir tavsiye vardır. Yani bir aile olmaya ne vardır? Bir yönlendirme vardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir buyuruyor. Çünkü kendi yarattığı varlığın ancak aile ortamında huzur bulabileceğini, birbirinin eksiğini tamamlayabileceğini ifade etmiş ve bu sebeple yuva kurmayı öğütlemiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam da çeşitli hadislerinde ey gençler aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin demiştir. Yani orada da ne vardır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tavsiyeleri vardır. Çünkü evliliğin haram helal yönünden birçok avantajı var. Belki Ekonomik yönden avantajları var. Çünkü Cenab-ı Hak lütfeder yani evlendiği takdirde, yardım eder her halükarda. Hiç tahmin etmediği yerlerden ona kapılar açar. Bu sebeple hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliği teşvik etmiştir ve evlenenlere dua etmiştir. Allahümme bârik lehâ fîhî ve bârik lehû fîhâ diye e, herhangi biri evlendiği zaman ona böylece dua etmiştir. Yani mübarek e, olması için e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmiştir. Çünkü e, evlilik, aile kurma kutsal bir kurumdur. Aile kutsal bir kurumdur. E, adeta o sünnetullahın işleyeceği bir e, mekandır aile ortamı. E, kutsiyeti de oradan gelir. Çünkü Cenab-ı Hak herkese bir görev vermiştir. Erkeğe erkeğe farklı bir görev vermiştir, kadına farklı bir görev vermiştir. İkisinin birleşmesinden oluşur e, aile ortamı. E, bu sebeple Resulullah e, aleyhissalatü vesselam e, ısrarla e, evliliği e, teşvik etmiştir, bekarlığı. Bazıları mesela gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselama ben hiç evlenmeyeceğim demiştir. Hani e, hep ibadetle meşgul olmayı e, arzu edenler olmuştur. Fakat Resulullah buna izin vermemiştir çünkü e, benim sünnetimdir demiştir. Evlilik de benim sünnetimdir. E, kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Tabii ki istisnai haller olabilir, ayrı bir konu. Yani ama bekarlık bir asıl değildir. Evlilik asıldır. O sebeple kültürümüzde de mesela İslam geleneğinde evli olarak ölmek asıldır. Yani bir aile ortamında ölmek asıldır. Yaş 80'e de gelse, 90'a da gelse, kadın da olsa, erkek de olsa mutlaka evlenmeyi arzu etmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri Allah'ın bekarları evlendirme yönündeki tavsiyelerinden hareketle mutlaka evlenmeyi e, esas almışlardır. Yani illa e, bedensel ihtiyaç anlamında değil, birlikte olabilme, hayatı paylaşabilme ve evli olarak ahirete e, intikal etme anlayışı işte bu hadislerin e, teşvikiyle toplumda, İslam toplumunda e, yer etmiştir. E, bu konuda tabii bize, Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın örnek hayatı bize nedir? Aile ortamının, e, sürdürülmesinde, e, muamelede, eşler arası ilişkilerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize en güzel örnekleri sunmuştur. Gerçi e, hiçbir sorun yaşamamıştır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kendisinden kaynaklanan bir sorun olmamıştır. Daha çok belki eşlerinden kaynaklanan e, sorunlar yaşamıştır. Ama işte o bize her yönüyle Örnek olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, e, tabii keşke öyle olabilsek, hani peygamber gibi bir ahlaka sahip, ol, sahip olabilsek, hem eşimize, hem çocuklarımıza, hem diğer insanlara karşı e, o e, yaratılışta e, olabilsek. Tabii ki her insanın yaratılışı farklıdır. Çünkü düşünün, Hazreti Ebu Bekri düşünün, bir de Hazreti Ömer'i düşünün. Yani Hazreti Ömer'in eli adeta böyle sürekli havada. Yani o şiddet duygusu e, biraz yaygındır. Hatta e, belki ileride de bahsedeceğiz. E, gelini öyle bir tokat vurdu ki bana diyor Hazreti Ömer, feleğim şaştı. Yani o kadar sert bir e, yapısı var. Belki bir kusuru olmuştur ama fakat Hazreti Ömer'in yani insanın yaratılışı farklıdır. Her bir insanın, e, Rabbim farklı özelliklerde e, yaratmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da Ayrı bir e, güzellikte e, yaratmış ve dolayısıyla bize en güzel örneği e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatıyla bizlere e, sunmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, saliha bir eşi insan e, insanoğlunun üç mutluluğundan biri saymış. Hatta bazı rivayetlerde dört e, mutluluğundan biri olarak saymıştır. E, i̇lk sırada demiştir ki saliha bir eş. Yani bir insanı ne mutlu eder? Saliha bir eş mutlu eder. Tabi saliha derken sadece namaz kılma, oruç tutma değil bunlar. Hani bazen dindarlık nedir? Önemli bir soru. Yani bir insan nasıl dindar olur? Sadece namaz kılmakla, oruçla değil tabii ki. Bunlar temeldir. Her halükarda namaz ve oruç zaten Allah'a karşı borçlardır bunlar. Yani insani ilişkilerde ...herhangi bir sorumluluğu gerektirmez. Asıl olan burada... ...güzel ahlaktır. Yani saliha derken... ...tabii ki dindar olması, Müslüman olması... ...Müslüman olmayan biriyle bir Müslümanın... ...evlenmesi... ...hele müşrikle zaten yasaktır ama... ...asıl olan Müslüman biriyle evlenmektir. Burada da saliha olmak. Yani saliha olmayı... ...tabii farklı şekillerde yorumlayanlar olmuştur. Ahlakıyla, itaatiyle bağlılığıyla gibi farklı yorumlar yapmak suretiyle Hazreti Peygamber bunu mutluluğun bir kaynağı olarak görmüştür. Çünkü saliha bir eş eşine itaatkar her yönüyle onu tatmin eden bir eşe sahip olmak elbette ki ilahi bir lütuftur. Yani adeta cennetten bir köşeye dönüşür aile ortamı. Tersi de, tersi de zaten kötü eşi de ...mutsuzluğun kaynağı olarak görmüştür. Yani işte hızlı araba demiştir mesela. Diğer dördü nedir diye merak ederseniz. Geniş ev demiştir. Ee, i̇yi bir komşu. Hani dört tane saliha eşe ek olarak. Bunun tersi de... ...mutsuzluk kaynağı olarak e, ifade edilmiştir. E, tabii e, ailenin kurulmasında... ...eş seçimi önemlidir, önemlidir arkadaşlar. Yani diyelim bir aile kurmaya karar verdiniz. Birçok aday var. Bunlar içerisinden birini tercih edeceksiniz. Dolayısıyla hangi ölçüye göre tercih etmeniz gerekir? Çünkü ömür boyu hayatı birlikte yaşayacağınız biriyle hayatınızı birleştireceksiniz. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda da bize çeşitli tavsiyelerde e, bulunuyor. Ve diyor ki bir kadınla ...dört şey için evlenilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dini. Bakın dört tane temel özellik sayıyor. Çünkü herkesin tabii tercihi farklı olabilir. Kimisi güzelliği tercih eder. Yani onun önceliği güzelliktir. Ama sonra ne olur onu bilemeyiz. Yani güzellik e, elbette önemli ama... ...fakat e, acaba sonrasında ne olur onu bilemeyiz. Mal yine garantisi olmaz. Zengin olur ama daha sonra malı kaybedebilir ki bazı insanlar da malı daha çok tercih ederler de günümüzde biliyorsunuz. Önce işi soruluyor. Yani ne iş yapıyor? Geçimini sağlayabilecek mi? Malı var mı? Daha da ileri işte arabası var mı? Yazlığı var mı? Gelir ne kadardır? Aylık geliri? bunu soruyor son zamanlarda gençler ya da işte güzelliği tercih ediyor ya da asaletini yani asil bir aileden gelmiş olma. Özellikle Arap toplumunda o asalet önemlidir. Hatta asil bir aileden ya da çok güçlü bir aileden bir kız almış olmak bir ayrıcalıktır çünkü, o kabile savaşlarında özellikle o kabileyi de ne yapmış olursunuz? Kendi yanınıza çekmiş olursunuz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın belki çok eşle evlenmiş olmasının sebeplerinden biri de o kabilelerle olan bağlantılarını güçlendirmektir. Bu yani çok evliliğin sebeplerinden biri olarak da bu zikredilmiş olur. Allah Resulü sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün diye burada tavsiyesini ifade ediyor, belirtiyor. Ee, tabii burada hani az önce dedik ya dindarlık nedir acaba? Yani dindarlıkla ne kastediliyor? Ee, tabii ki namazı kılan, orucunu tutan, Allah'tan korkan, hak-hukuk bilen, yani eşine karşı olsun, eşinin anne babasına karşı olsun, akrabalarına karşı olsun, eşinin malına karşı olsun, yani bir hak-hukuk anlayışı olan, bir de güzel ahlak sahibi olmalı tabii ki. Yani ahlak olmadığı takdirde zaten evliliği sürdüren en önemli belki ilke her iki taraf açısından güzel ahlaktır. Yani düşünün bir taraf ahlaksız olduğu takdirde hayat zindana dönüşür ki çok olumsuz örneklerini görüyoruz. İki taraf da ahlaklı olduğu takdirde de adeta bir Cennete dönüşür e, aile ortamı. E, bu sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... E, ...ahlaklı olanı... E, ...dindar olanı yani... ...ahlaklı olanı seç ki... ...elin bereket görsün. Tabi burada e, hem maddi hem manevi bir bereket. Sadece maddi bir bereket değil. Aynı zamanda manevi bir bereket de olur. Ve a, e, aile saadeti... E, ...temin edilmiş olur bu şekilde. Aksi takdirde her zaman... Huzursuzluğun olduğu, sürekli kavganın olduğu, eşlerin mutsuz olduğu bir aile ortamı ne kadar ayakta kalabilir, ne kadar kişiyi mutlu edebilir? Elbette bu tasvip edilen, arzu edilen bir durum değildir. Tabii bu eş seçiminde, hani İslam fıkhında geçer, kefaet dediğimiz küfü olma, yani denk olma, birbirine denk olma da önemlidir. Bazen maddi açıdan, kültürel açıdan, yaşam biçimi açısından, şehir açısından, belki dünya görüşü açısından bir kefaet olmalı. Yani kefaet olmadığı takdirde denklik olmadığı takdirde de zaman zaman problemlerle karşılaşılmıştır. Ha belki çok güzel örnekleri olabilir ama o denkliğin olmadığı hallerde işte o iş seçiminde denkliğe de riayet etmek esastır. Çünkü Uzun soluklu bir birlikteliğe doğru ne yapmış oluyor? Ee, gençler adım atmış oluyor. Bu adımı atarken de e, bazen işte duygular devreye giriyor. O Fiziksel duygular bazen aşırı derecede devreye giriyor. Kör ve sağır oluyor. Onun için gelenekte mesela, hani e, görücü usul e, son zamanlarda e, oldukça zayıflamış olmakla birlikte... E, görücü usulle evlenilenlerin mesela e, evliliklerinin daha uzun soluklu ve daha bütünleştirici e, olduğu bir gerçektir. Yani son zamanlarda boşanma sayılarının artmış olması bunu e, çok net bir şekilde e, ortaya koyuyor. Tabi illa görücü olsun e, daha önce gençler hiç görüşmesin anlamında değil. Çünkü anne babaların e, bakışıyla gençlerin bakışı bir olmaz. Bir tecrübe vardır burada. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki söylemleri de işte bir tecrübe sonucu. Söylenen sözlerdir. Tabi ilahi bir desteği vardır. ile desteklenen bir şahsiyettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ee, onun tabi söylemleri, onun uyarıları bizim için oldukça e, önemlidir. E, bu açıdan tercih yaparken e, de kefaate de dikkat etmek oldukça önemlidir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde Hazreti Ömer'e en kıymetli hazinenin iyi bir eş olduğunu şöyle açıklıyor. Diyor ki ey Ömer bir kişi için olabilecek en kıymetli hazinenin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? De bu hadisten önce de malın en büyük hazine olduğuna dair sahabiler arasında bazı Konuşmalar geçince Hazreti Ömer'e bu tavsiyede bulunuyor diyor ki o saliha yani iyi bir kadındır. Kocası ona baktığı zaman içini sevinç kaplar yani yüzüne baktığında mutlu olur. Gönlü ferahlar. Kocası ondan bir şey yapmasını istediğinde ona itaat eder. Kocası Yanında olmadığı zaman onun haklarını ve saygınlığını korur. Demek ki yüzüne baktığında içini sevinç kaplar. Adeta açıklıyor yani nasıl bir eş e, mutluluk kaynağı e, olabilir? Başka e, kocası ondan bir şey istediğinde ona itaat eder. Ki meşru olan bir talepte bulunduğunda eşin itaati esastır. Yani. Hanberimizin birçok hadisinde bunun örneklerini görüyoruz. Tabii ki gayrimeşru olan bir şeyde itaat söz konusu e, olamaz. Çünkü onun manevi bir sorumluluğu vardır ama meşru olduğu takdirde ona itaat eder diyor. Kocası yanında olmadığında da onun saygınlığını korur. Yani iffetini korur. Kocası olmadığında bir hafta, bir ay mesela hani o zamanlar için düşünün uzun süreli ayrı kalmalar olduğunda o ailenin saygılılığına zarar verebilecek hiçbir davranışta da bulunmaz. Bir güven aşılamış olmalı. Yani güvenilir bir aile olmalı ki eşinin gözü arkada kalmasın. İşte en büyük zenginlik olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiş oluyor. İslam aile yapısı ataerkil bir yapıya sahiptir. Ki çoğu toplumlarda da, Ata erkil bir e, yapı söz konusudur e, ve bundan dolayı e, İslam aile yapısında sorumluluk birinci derecede erkeğe yüklenmiştir. Zaten hani miras konusu e, malum zaman zaman tartışılır. Kadına bir e, erkeğe iki diye e, neden böyle bir taksimat yapılmıştır diye oysa Cenab-ı Hak e, hemen hemen bütün sorumluluğu, mali bütün sorumluluğu erkeğin üzerine yüklemiştir. Yani evin kirasıdır ya da alınması, kadının giysisi, yiyeceği, evin eşyası, çocukların geçimi, her türlü masraf erkeğe yüklenmiştir ki bundan dolayı Cenab-ı Hak mirası ikiye bir şeklinde taksim etmek suretiyle o sorumluluğu da aynı zamanda erkeğe yüklemiş olmasından dolayı Böyle bir taksimat yapmıştır. Yani e, sorumluluk e, erkektedir. İslam aile yapısında. Ve dikkat ederseniz e, Kur'an-ı Kerim'deki hitaba bakın. Hep erkeklere hitap eder. Hani bazen derler ya neden işte kadınlara hitap etmez? Çünkü birinci derecede sorumluluğu erkeğe yüklemiştir Cenab-ı Hak. Yani e, bu sorumluluk e, duyusundan dolayı e, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok e, ayette e, erkeklerin haklarından, görevlerinden, bir derece üstünlüklerinden bahseder. Yani e, erkeklerin kadınlara karşı haklar ve görevler bakımından bir derecesinin olduğunu ifade eder bir ayette. Başka bir ayette de e, erkeklerin kadınlar üzerinde yönetme ve koruma görevlerine işaret eder. Er-ricalu kavvamun alen ayetini e, yönetme ve koruma şeklinde farklı e, tefsir edenler, yorumlayanlar olmakla birlikte genel olarak yönetme ve koruma şeklinde. Çünkü erkeğin fiziksel gücü vardır. Şiddet duygusu vardır. Koruma refleksi vardır. Kadın böyle değildir. Kadın yaratılış itibariyle zayıf olarak yaratılmıştır. Korkak yaratılmıştır. Erkek gibi cesur olamaz. Yani tarihte savaşları hep erkekler yapmıştır ve erkekler kazanmıştır. Geri planda her ne kadar kadınlar olmakla birlikte, çünkü Rabbim böyle bir sistem koymuştur, yani erkeğe fiziksel bir ayrıcalık vermiştir, kadına da duygusal yönden bir ayrıcalık vermiştir. Yani mesela kadının duygusallığıyla erkeğin duygusallığı bir değildir. Çünkü kadın annedir, birinci derecede çocuğu büyütüp besleyecektir. Yani düşünün işte anne olanlar vardır belki içinizde ya da işte anne adayları anne olunca tabi anlayacaksınız olmayanlar açısından baba öyle değildir yani sabaha kadar uyku tutmaz anneyi acaba işte bebeğe ne oldu ne olmadı ya da çok derin uykusu olan bir genç kadın bayan eğlenip çocuğu olduğu zaman uykusu hafifleşmeye başlar çocuktan dolayı çünkü Rabbim böyle bir özellik yaratmıştır. Ta ki e, o hayata tutunabilsin diye. Bütün canlılarda böyledir. Dikkat edin. Belgeselleri izliyorsanız görüyorsunuzdur. E, anneye böyle bir şefkat duygusu vermiştir. Babaya da biraz işte o otorite, şiddet duygusu vermiştir. E, ama tabii bunu farklı yönlerde kullanmaması gerekir. Birazdan onlardan da e, bahsetmiş olacağız. Allah Resulü... E, kadına da belli sorumluluklar yüklemiştir. Yani sadece erkeğe bir sorumluluk değil, aynı zamanda kadına da bazı e, sorumluluklar yüklemiştir. E, kadını, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, erkeği tamamlayan bir parça, yani e, bir şık gibi, şık taraf e, bir parça anlamında, e, bir taraf olarak, bir parça olarak nitelendirmiştir. Yani adeta bir bütünün, İki parçası gibidir. Ee, özellikle kadını erkeğin tamamlayan bir parça olarak e, nitelemiş Allah Resulü. E, ve her birine ayrı bir sorumluluk olduğunu e, ifade etmiştir. Ve şu hadisinde e, kadınların haklarından, erkeklerin de kadınlar üzerindeki haklarından, tabi özet niteliğinde yani hepsini tek tek saymamıştır. Çünkü e, toplum içerisinde, örfe uygun olarak kadının yapması gerekenler, erkeğin yapması gerekenler vardır. Ama kısaca şöyle ifade ediyor Allah Resulü. Siz kadınları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Tabi feministler kabul etmiyorlar biz. Ne demek biz mal mıyız ki emaneti olarak veriliyor erkeklere diye maalesef. Tersinden bakarsanız tabi böyle yorumlarsınız. Oysa kıymetli şeyler emanet edilir. Yani diyelim basit şeyleri emanet etmezsiniz. Yani çalınsa da çok önemli değil mesela. Ama kıymetli şeyleri koruma altına alırsınız. Emanet olarak verirsiniz. Bu kıymetinden dolayı Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Kadınları erkeklere emanet olarak vermiştir. Emanet olarak aldınız. Ve onların namuslarını kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Yani nikah aktiyle onlarla beraber olmayı helal kıldınız. Yine Allah'ın bir lütfuyla Allah'ın izin vermesiyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sonuçta iki ayrı dünya, iki ayrı beden, iki ayrı ruh ve ortak bir alanda, bir kurumda birliktelik yaşıyorlar. Haliyle ne olacaktır? Birbirlerinin üzerinde hakları olacaktır. Nasıl ki bir toplumda yaşıyorsanız toplumun kuralları vardır topluma karşı görevleriniz vardır aynı şekilde e, aileler arasında da fertler arasında eşler arasında da bazı e, görevler vardır sizin kadınlar üzerindeki haklarınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri yani e, iffetlerine zarar gelebilecek en küçük bir davranışta bulunmamaları. En önemli hakkıdır. Erkeğin kadın üzerindeki en önemli e, hakkıdır. Çünkü e, namus dendiği zaman, iffet dendiği zaman ilk akla gelen kadındır arkadaşlar. Her ne kadar bazıları kabul etmese de, bunu eleştirse de, sonuçta e, insanlık tarihine baktığımız zaman e, birinci derecede iffet dendiğinde korunması gereken, dokunulmaması gereken e, varlık, kadındır iffetine dokunulmaması gerekir. Ve çünkü kadının iffetine dokunulduğu takdirde sadece onunla kalmaz. Kadınla kalmaz. Eşine, çocuklarına, yakınlarına, kabilesine çok geniş bir topluluğu ne yapar? Olumsuz yönde etkiler. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimselere izinsiz o izniniz olmadıkça evlerinize almamaları. Yani izin alarak hoşlanmadığı biri varsa kocanın e, akraba olabilir ya da yabancı biri olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir. E, tabii ki erkeği mahremiyet açısından her halükarda e, ona dikkat etmek gerekiyor. İzin izniniz olmadıkça evlerinize almamalardır. E, kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Tabi burada kısaca dediğim gibi yani hepsini saymıyor yapılması gereken. Çünkü birçok hadisinde bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte diyelim kadınlara el kaldırmamayı, maddi anlamda onların ihtiyaçlarını gidermeyi, güzel söz söylemeyi hem davranışıyla hem de söylemleriyle ifade etmiştir. Ama bu hadiste kısaca bunlara değinmiştir. Tabi Örfe göre, zamana göre, zemine göre bu değişiklik arz edebilir. Yani günümüz şartlarında diyelim ne tür haklar ek olarak zikredilebilir? Diyelim aileyi korumak, her türlü tehlikeden aileyi korumak, kollamak, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak nedir? Erkeğin birinci derecede görevidir. Çocukların eğitimiyle ilgilenmek, maddi manevi ne gerekiyorsa onlara destek olmak. Tabii bu arada bir müessese dedik ya aile müessesesi yani sadece kadına sadece erkeğe yüklenen bir görev değildir. Her halükarda ortak bir şirket misali ailenin kalkınması huzuru, çocukların gelişimi maddi manevi anlamda her ikisinin sorumluluğundadır. Erkek de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Kadın da bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve eşine destek olmalıdır. Onun meşru taleplerini karşılamak, eşinin malını korumak, ailenin günlük ihtiyaçlarını gidermek de bir sorumluluktur. Yani kadının sorumluluğudur. Yani işte yemek yapmadır, çocuğa bakmadır, evin temizliğidir. Tabii hani zaman zaman denir kadının temizlik yapma sorumluluğu yoktur, yemek yapma ...sorumluluğu yoktur diye zaman zaman belki duyuyorsunuzdur. Ee, hatta bir hocamız anlattı. Şu anda hayatta olan meşhur tanırsınız ismini versem. Ee, eşi bir sohbete gitmiş. Ve sohbette e, demişler ki... ...kadının yemek yapma bir yükümlülüğü yok. Dolayısıyla yemek yapmayabilir yani. Kocası illa yemek yaparsın diye zorlayamaz diye böyle bir sohbette konu geçince hocamızın da eşi eve gelmiş e, nasıl olsa benim böyle bir e, sorumluluğum yok dolayısıyla bugün yemek yapmayayım. yani derse de hani eşim e, dinde böyle bir hüküm yok dolayısıyla ben dine göre hareket ettim diye düşünerek yemek yapmamış tabi hocamız eve gelince e, tabi aç olarak geliyor akşam vakti çocuk geliyor okuldan o da aç tabi Hani açken sen sen değilsin diye bir şey var malum reklamlarda. Tabi hoca bakıyor hiçbir hareket yok. Allah Allah. Hanım yemek yok mu? Yemek yok. Niye yok? Benim görevim değil yemek. Ya nasıl görevim değil? Nereden çıktı bu? Hani daha önce yoktu böyle bir şey. Soruşturunca diyor ki işte ben bugün sohbete gittim orada dediler ki Kadının kocaya karşı bir yemek yapma, evle ilgilenme sorumluluğu yok. Yapacaksa işte bir hizmetçiyle ya da neyse yapması gerekir. Ya kalk Allah aşkına çık, mutfağa geç de şu yemeği yap da yiyelim. Hayır ben yapmayacağım. Tabi hoca hani açken dedik ya hani <laughs> gergin oluyor. Bütün canlılarda böyledir aç olduğu zaman. Biraz gergin olurlar. Erkekte biraz daha fazla tabi. Tabi demiş ki bak Allah'a yemin ediyorum ki eğer şu anda mutfağa geçip yapmazsan gidip bir tane eş alacağım. Tabi öyle deyince hemen diyor kalktı mutfağa doğru <gülüyor> <gülüyor> gitmeye başladı. Tabi hoca orada e, ben sordum hocam bizzat dinledim kendisinden. Gerçekten yapar mıydın hani yoksa bu, blöf, blöf müydü bu? Diyor, gerçekten diyor yemin ettim ben yapacaktım. Eğer e, gitmeseydi mutfağa yapacaktım diye. Tabi bu Ahlaki bir görevdir arkadaşlar. Yani hukuken, hukuken belki bir sorumluluğu olmayabilir. Ama ahlaki bir görevdir. Yani burada hukukla ayakta durmaz aile. Yani şu anda devlet aldığı tedbirlerle güya e, aileyi ayakta tutmaya çalışıyor. Hukukla, e, işte çocuğu görmek için e, hicrayla falan hani. Yani hukukla aile ayakta durmaz. Aile karşılıklı sorumlulukla ayakta durur. Yani herkes sorumluluğunu bilecek, benimseyecek birbirini. Benimsemediği takdirde o aile ayakta durmaz. Yani burada e, hani işte süt e, vermek zorunda değil deniyor bazen. Süt anne tutsun çocuğa ama yani hiçbir anne herhalde kendi çocuğunu sütünden mahrum etmez. O fıtri bir refleks vardır. Yani aileyi bir yani ticari ortaklık değildir aile. Burada dediğimiz gibi bir huzur kaynağı olarak, huzur yuvası olarak değerlendirip ona göre sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmeyi günah olarak nitelemiştir. Yani diyelim anne çocuğuna bakmakla yükümlüdür. Baba eşine ve çocuklarına, ailesine bakmakla yükümlüdür. Bunu ihmal ettiği takdirde bunu bir günah olarak nitelendirmiştir. Yani sadece günah diğer şekilde değil, ihmal edildiği takdirde de günah olarak nitelendirmiştir. Erkeğin Allah'ın rızasını umarak ailesi için yapacağı her harcamadan, hatta eşinin ağzına koyduğu bir lokmadan bile sevap elde edeceğini söylemiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani o güler yüz sadakadır. Eşi için yaptığı her türlü harcama sadakadır. E, şakalaşması e, sadakadır. Ağzına bir lokma koyması bile, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir e, sadaka olarak ve sevap olarak e, nitelendiriyor. Ve böylece tabi bu davranışlar ne olur? Eşler arasındaki o muhabbeti, sevgiyi, saygıyı ne yapar? Artırmış olur ve aile saadetine katkı sağlamış olur. Yine başka bir hadiste ise kişinin ailesi için yaptığı harcamayı en hayırlı para olarak nitelendiriyor. Yani tabii ki zekat verecektir kişi, zekat mükellefi ise sadaka verecektir ama en hayırlı para diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşi için yapılan harcamadır. Zaman zaman tabii cimriliklerle ve örnekleriyle karşılaşıyoruz. Yani tabii Sekavet ilahi bir lütuftur. Yani herkes e, o lütfa mazhar olamayabiliyor. Yani Birçok örneği vardır yakınımızdan, uzağımızdan. Eşine ve çocuklarına karşı oldukça cimri davranır. Yani bir e, yine arkadaşımızın babası çok zengin. E, çocuklarına hani zırnık koklatmaz derler. Bazı maalesef bu tip şahsiyetler vardır işte ne kadar maaş alıyorsun demiş 3 bin lira mesela. Oysa biraz daha fazla alıyormuş. Az söylemiş ki belki babası biraz destek verir diye. Demiş ya ne kadar çok alıyorsun bu bitmez bu para diyor mesela. Oysa milyonluk yani o kadar zengin olmasına rağmen kendi çocuğuna veya eşine harcamada biraz tutuk davranıyor. Oysa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı para diyor. Eşe ve çocuklara aileye harcanan parayı en hayırlı para olarak nitelendirmiş oluyor. E, aile saadeti erkek ve kadının e, birbirine karşı saygı, sevgi ve karşılıklı hoşgörü e, içerisinde e, davrandıkları takdirde ve birbirlerinin haklarına riayet ettikleri takdirde zaten e, saadetin olmaması söz konusu değildir. Ben genellikle hani zaman zaman öğrencilerimiz geliyor ya da bazı problemli aileler zaman zaman bize başvuruyor. Hani bir tecrübe olması bakımından, bazı tavsiyeler bakımından. Tabii ki bir aile saadetinin dört tane se diyorum ben. Birincisi sevgi. Tabii sevgi hani nasıl diyeyim? Belki ahlakla elde edilebilir, ilgiyle elde edilebilir. Yani sadece güzellikle değil yani ilgi gösterdiği takdirde sevgiyi kazanmak mümkündür. İtaat ettiği takdirde sevgiyi kazanmak mümkündür. İkincisi saygı yani herkes birbirine saygı göstermeli. Kadın kocasına saygı göstermeli. Koca karı, karısına, eşine saygı göstermeli. Saygı olmadığı takdirde nasıl bir a e, saadet e, temin edilecek? Nasıl bir aile e, huzurlu bir e, aile olacak? Üçüncüsü sadakat. Birbirine bağlılık Ailenin birbirine sadık olması, aile mahremetine zarar verecek davranışlardan uzak durması, Üç, dördüncüsü de sabır diyorum. Çünkü her halükarda erkek olsun, kadın olsun her zaman böyle mutlu eşref saati olmaz. Erkeğin de, kadının da hiddet saatleri olur bazen psikolojik sebeplerden, bazen bedensel sebeplerden, bazen dış etkilerden hiddetli olduğu ya da haşin olduğu, öfkeli olduğu zamanlar olur. Bu durumda iki taraf da ne yapmalı? Birbirine saygı göstermeli, sabır göstermeli ki problem çözülsün. Yani aksi takdirde iki ateş birbirini ne yapar? Yer bitirir. Bir taraf söndürmeli adeta. Yani biri belki ateşse diğeri su olmalı. Ama benzin dökerseniz aleve ne yaparsınız bu sefer? Alevi daha da ateşlendirmiş ve adeta her tarafı yakan ki bunun olumsuz örneklerini çok fazla görüyoruz. Bu sebeple bu 4S'ye dikkat ettiğimiz takdirde sabırla ki bu konuda da bize yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnekleri sunmuştur. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de bakın ayette der ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kadınlarla iyi geçinin. Yani iyi geçinmeyi tavsiye ediyor. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yani örfe uygun olan iyi iyi şekilde kadınlarla iyi geçinin diyor. Nitekim devamında diyor ki onların hoşlanılmayan bazı davranışlarında hayır yaratmış olabileceğini söylüyor Cenab-ı Hak. Yani tabii erkeğin de hoşlanılmayan tarafları vardır, kadının da hoşlanılmayan davranışları vardır, belki sözleri vardır. Burada belki bir hayır yaratmıştır diyor Cenab-ı Hak ve onlarla iyi geçinmeyi e, tavsiye ediyor. Çünkü sabır olmadığı takdirde, e, saygı olmadığı takdirde, sevgi olmadığı takdirde o ailenin saadet bulması mümkün değildir. E, yine aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların bazı huylarından memnun kalınmasa da diğer bazı huylarından hoşlanılabileceğini haber veriyor. Yani hep olumsuz yönlerden değil bir de olumlu bakma yani bardağın dolu tarafını görmek diye Peygamberimiz bu şekilde tavsiye ediyor. Tabi erkeklerle kadınların yaratılışları birbirinden farklıdır. Bazen yani erkekler de kadınları anlamazlar. Kadınlar da erkekleri zor anlar. Çünkü Farklı fıtratlarda e, yaratılmışlardır. Erkeğin önceliğiyle, kadının önceliği bir değildir. E, çünkü e, birbirinin e, adeta zıddı gibidir bir nevi. İşte bir ortak zeminde buluşmaya e, çalışıyorlar. Mesela e, kadınlar e, konuşmayı çok severler mesela. Yani fırsat olsa 24 saat konuşurlar. E, böyle bir özelliği vardır Cenab-ı Hak. Böyle bir özellik vermiştir ama erkekler mesela çok fazla konuşmayı sevmezler. Kadınlar konuşarak rahatlar belki erkekler susarak rahatlar. Biri işte sürekli konuşmak ister işte eşinin kendisine eşlik etmesini ister. Erkek de belki yorgundur biraz kafamı dinleyeyim derken evde hanımın şeyine tutur sohbetine konuşmalarına tutulur. Yapı itibariyle erkekler biraz daha sakindir mesela. E, fakat kadınlar biraz daha aceleci ve e, sabırsızdır. Yani hemen bir şeyin e, olmasını e, isterler. E, bunlar gibi bazı farklılıkları vardır. E, tabii erkek biraz daha geniş düşünür. Yani olaylara yaklaşırken biraz daha geniş düşünür. Biraz ağır hareket eder. Hemen karar vermez. Zaten dünyada dikkat ederseniz daha çok erkekler yöneticidir kadınlar çok fazla yönetici olmazlar. Çünkü zafiyetleri vardır istisnalar olmakla birlikte. Çünkü kadın duygusaldır. Çabuk karar verir ve verdiği karar isabetli olmayabilir. Ondan dolayı erkeğin o sükuneti, o geniş çerçeveli düşünmesi idarede özellikle birçok problemin çözülmesinde oldukça önemli etki eder. Tabii kadınların yaratılışı hassastır. Yani Kırılgan bir yapıya sahiptir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisinde kadının kaburga kemiğinden yaratıldığını ifade ediyor. Tabi sahihtir değildir, ayrı bir tartışma konusu. İsraili bir bilgidir gibi farklı e, görüşler var. Ama bir vakadır. Bakın, yani kadının yaratılışı ile ilgili, fıtratı ile ilgili ...Hazreti Peygamber'in e, buradaki e, ifadesi, onun Kırılgan olduğunu, hassas olduğunu ifade eder. Eğer e, hep seni e, hoşnut edecek şekilde davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen, bu haliyle faydalanabilirsin. Yani kabura kemiği biraz hafif, ucu eğridir. O haliyle faydalanabilirsin. Şayet doğrultayım dersen, kırarsın. Yani ya şu eğrilini bir düzelteyim yani düzelecek bir kemik yapısı değildir. Kaburga kemiği ya kırılır ya da o haliyle kalır. Kadının kırılması da boşanmasıdır diyor. Tabi o son noktayı söylüyor Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam. Yani öyle bir zorlamaya gittiğin takdirde bu işin sonu ne olacaktır? Boşanmayla ile sonuçlanmış olacaktır. Burada hassasiyetini ifade ediyor aslında. Ve ne kadar hassas davranılması gerektiğini çünkü Eğrilik var. Bazı problemler var. Ama düzeltmek istiyorsun diyelim. Fakat düzeltmeye kalktığında kırılıyor. E, düzeltmediğin takdirde yine o haliyle kalıyor. Fastavsu bin nisai hayran. Kadınlar hakkında hayrı tavsiye edin. Yani iyi davranın diye ısrarla Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, çeşitli hadislerinde bunu ifade etmiş oluyor. Tabi e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün ahlaklı bir eş olabilir mi? Herhalde olamaz yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. E, çok eşlidir biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama onu bile üzmüşlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Kıskançlıklarıyla, bazen e, belki talepleriyle, ya da bir davranışını hemen itiraz etmek suretiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bile ne yapmışlardır? Çeşitli eziyetlerde bulunmuşlardır. Fakat ne yapmıştır Allah Resulü? Hep sabretmiştir onlara karşı. Yani dokuz tane eşi vardı biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Tabi her birinin birbirleriyle olan ilişkileri, kıskançlıkları, özellikle Hazreti Ayşe'nin sürekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı e, takip etmesi burada... Hep sabırla muamele etmiştir Resulullah Aleyhisselat Vesselam. Yani üzen hep eşleri olmuştur. Kendisi asla ve asla onlara ne diliyle, ne eliyle, ne jest ve mimikleriyle onları üzecek herhangi bir davranış söz konusu olmamıştır. Rasulullah Aleyhisselat Vesselam tabii eşlerine karşı son derece nazik ve hoşgörülü davranmıştır ve bir hadisinde diyor ki sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Yani hayır ölçüsünü aileyle eş değer tutuyor. Çünkü hayatı birlikte yaşıyorsunuz. Yani dışarıya iyi, içeriye kötü. Bu doğru değil. Önce içeriye iyi olmak. Önce eşine ve çocuklarına, geniş aileye iyi olmak. Sonra diğer insanlarla münasebetlerinde iyilik prensibine göre hareket etmek. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. El hak doğru ve hayatına baktığımız zaman gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine karşı yani tam bir beyefendi yani biraz da fazla belki diyebileceğimiz seviyede eşlerine karşı o kadar nazik davranmıştır. Resulullah bir eş, bir baba ve bir aile reisi olarak çocuklara karşı, torunlarına karşı, hizmetçilerine karşı da aynı hassasiyeti gören, e, göstermiştir. Yani sadece eşlerine karşı değil, onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmiştir. E, tabii onun oluşturmak istediği bir medeniyet vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da İslam'ın oluşturmak istediği bir e, medeniyet vardır ki, bu medeniyetin temelinde ne vardır? Küçüklere şefkat ve sevgi vardır. Büyüklere de saygı vardır. Yani nerede olursa olsun, kimin çocuğu olursa olsun, müşrik çocuğu dahi olsa peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı hep sevgi ve merhametle e, muamele etmiştir. Yani bir insan olarak en e, üst düzeydedir. Onun ahlakı, onun e, davranışları e, en üst e, düzeyde e, bizim için en güzel örnektir. Mesela torunlarını biliyorsunuz Hazreti Hasan ve Hüseyin hutbede hutbedeyken bile geldiklerinde inip onları sevmiştir. Ya da namazdayken Ebu Umame adındaki torununu e, sırtına almıştır kız çocuğunu. Hatta sabah namazının farzında diye bazı rivayetlerde öyle geçer. Yani farz namazda olmasına rağmen Resulullah Aleyhissalatu vesselam kız çocuğunu sırtına alarak onu işte indirmiş secdeye varırken düşmesin diye. Secdeden kalkarken tekrar sırtını almak suretiyle namazını bu şekilde kıldırmıştır. Yani düşünün kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumda kadına asla değer verilmediği, horlandığı, ikinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir toplumda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem eşlerine karşı davranışlarında hem de çocuklara, kız çocuklarına karşı davranışlarında belki insanlığa örnek olacak en güzel davranışları bizlere sunmuştur. Eş, erkeklere eşlerine karşı iyi davranmayı tavsiye eden ayet ve hadislerin yanında tabii kadınların da kocalarına itaat etmeleri konusunda da bazı tavsiyeleri olmuştur. Yani hep erkeklere uyarıda bulunmamış, erkeklere çoğunlukla erkeklere uyarıda bulunmuş. Çünkü Hani o şiddet duygusu erkekteki. Ondan dolayı onu frenlemeyi e, arzulamıştır. E, ama zaman zaman da hanımlara da bayanlara da bazı e, tavsiyelerde e, bulunmuştur. E, çünkü e, yani hep suçlu erkekmiş gibi ailedeki problemlerde e, hani Nasreddin Hoca misali hırsızın hiç mi suçu yok? E, sadece erkek değil elbette burada. Hanımlara da çeşitli e, görevler, sorumluluklar düşüyor. Bu sebeple e, eğer diyor e, bir ayette Cenab-ı Hak eğer e, yaptıklarından vazgeçip size itaat ederlerse aile arasındaki problemden bahseden ayette size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka yol aramayın. Bakın burada itaati tavsiye ediyor Cenab-ı Hak eğer itaat ederlerse diyor, artık onların aleyhine bir yol aramayın, yani onlara zarar vermeyin, onlara kaba davranmayın diye orada itaati e, emrediyor. Allah Resulü de çeşitli hadislerinde kadınların kocalarına itaatini emretmiş ve kocası kendisinden razı olarak ölen kadının cennete gireceğini müjdelemiştir. Tabi e, bu rıza, bu rıza arkadaşlar sadece tek bir davranışla değil bir bütün olarak belki evliliğin sonuna kadar o itaat kültürü yani tabi bazıları kabul etmese de bir vakadır yerine göre belki erkek itaat edecektir bazı taleplere karşı yerine göre kadın itaat edecektir böyle bir ortamda işte o aile Saadeti bu şekilde sağlanmış olur Eğer kişi kendini merkeze koyarsa erkek olsun kadın olsun o ailede saadet olmaz. Yani yerine göre belki kadın merkezde olacaktır, yerine göre erkek merkezde olacaktır, yerine göre kadın fedakarlıkta bulunacaktır, yerine göre e, koca fedakarlıkta bulunacaktır. Sadece kadın fedakarlıkta bulunacak dediğiniz zaman işte orada problem başlar. Ya da sadece erkek fedakarlıkta bulunacak dediğiniz zaman yine orada e, problem e, ortaya çıkmış olur. Başka bir hadisinde peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kocası yanındayken onun izni almadan bir kadının nafile oruç tutması helal olmaz der. Kadın kocasının izni olmadıkça evine hiç kimsenin girmesine izin veremez. Yani nafile oruçta bile böyle bir izinden bahsediyor. Bazı hadisleri de böyle geçer. Tabi farz ibadetlerde böyle bir izin söz konusu olmaz. Ama nafile bir oruçta bile erkekten izin almaya tabi bunun bir e, esbab-ı var bu hadisin bir esbab-ı var. E, bedensel ihtiyacını gidermek isteyen erkeğin oruç sebebiyle bu ihtiyacını giderememesi ve bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselat vesselam'a gelip şikayette bulunduğu için bundan dolayı e, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu hadisi söylemiştir ve dolayısıyla e, izin alması gerektiğini e, ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz başka bir hadisinde e, itaatle ilgili erkeğin bedensel ihtiyacı olduğu takdirde bunu çağırdığında yine her halükarda ona icabet etsin diye ifade etmiştir. Hatta kırgın olarak gecelerse kocası melekler sabaha kadar ona lanet eder gibi yani burada tabi itaati tavsiye ediyor. Yani bu ifadeler arkadaşlar tergip ve terhip dediğimiz hadislerde tergip ve terhip dediğimiz ifade kalıpları vardır. Burada sadece lafzından hareketle meseleyi o şekilde yorumlamaktan ziyade Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayette de vardır, hadislerde de vardır. Uyarı niteliğinde uyarı niteliğinde hadislerdir. Ve böylece itaati esas olarak aile saadetinin temeli diye ifade etmiştir. Şiddet konusuna gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi mesela kadınlarına Hani bir fiske en ufak bir e, rencide edici bir tokat atmamıştır. Hani zaman zaman tartışılır malum Kur'an-ı Kerim'de darptan bahseder. Fadribuhunne der. Bunun örneğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görmüyoruz. Yani hiçbir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden herhangi birine bir tokat attığına ya da böyle ittirdiğine... Herhangi bir şiddet uyguladığına dair hiçbir rivayet kaynaklarda yer almamıştır. Hep müspet e, davrandığına dair e, rivayetler e, yer almıştır. E, Tabi insandır sonuçta hiç mi kızmamıştır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Elbette kızmıştır ama öfkesini kontrol etmiştir ve incitmemeye çalışmıştır. Eşlerinin kendi hatalarını kendilerinin e, ...görmelerini beklemiştir. Ve zaman zaman da bunun karşılığını almıştır. Yani bazı eşleri kendi hatalarını anlamışlardır. Hatta e, bir defasında Hazreti Ebu Bekir... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelince bakıyor ki... ...Hazreti Ayşe biraz sert konuşuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. E, ona müdahale etmek istiyor Hazreti Ebu Bekir kendi kızına... Yani biraz böyle hani şiddet uygulama düşüncesiyle. Hazreti Ayşe hemen Peygamberimizin arkasına saklanıyor. Tabi o da tutuyor Hazreti Ebu Bekri. Hazreti Ebu Bekri gittikten sonra da diyor ki, gördün mü seni nasıl korudum? Tabi çok seviyor Hazreti Ayşe'yi. Hazreti Ayşe de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyor. Hatta bir hadiste bir benzetme yapıyor Hazreti Ayşe ile ilgili. Hazreti Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, Tirid'in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir diyor. Peygamberimiz Tirid'i çok seviyor tabii. Onu örnek veriyor. Yani Hazreti Ayşe'ye karşı ayrı bir sevgisi var. Çünkü küçük yaşta evlenmiştir. Yani hem o yaşın verdiği bir şefkat duygusu da vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Tabii Hazreti Ayşe de ona karşı sevgide, saygıda kusur etmiyor. Her ne kadar kıskançlıklarıyla zaman zaman Resulullah'ı bunaltmış olsa da ama Resulullah çok seviyor tabii. Onun her davranışını hoşgörüyle karşılamaya çalışıyor. Ee, yine e, Hazreti, e, Hazreti Ömer'den de e, buna benzer bir rivayet geliyor ve yine Hazreti Ömer'in kızı e, peygamberimizin Hazreti Hafsayı koruduğuna dair e, bazı rivayetler e, söz konusu oluyor. Hazreti Ayşe'nin kıskançlığından bahsederken e, belki duymuşsunuzdur e, Safiye validemiz çok güzel yemek yapıyormuş Hazreti Peygamber'in eşi çok güzel yemek yapıyormuş. Tabi e, Hazreti Ayşe'nin evindeyken odasındayken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye bir kap yemek gönderiyor. Tabi bu Hazreti Ayşe'nin hoşuna gitmiyor. Kıskançlık duyusuyla e, getiren hizmetçinin eline vuruyor ve yemek dökülüyor. Bazı rivayetlerde başkaları da o anda vardı diyor. O anda. E tabi pe ee, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam e, belli etmemeye çalışıyor e, yemeği toplamaya başlıyor o kırılan tabağın parçalarını topluyor yemeği topluyor diyor ki anneniz kıskandı yani Hazreti Ayşe'yi kastederek sonra Hazreti Ayşe tabii pişman oluyor bu yaptığına bunun kefareti <laughs> nedir diyor yani ne yapmam gerekir kırılan kap gibi bir kap Dökülen yemek gibi bir yemek buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani hatasını anlıyor yaptığı davranışın yanlışlığını. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı o yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye veriyor. Ve böylece olayı tatlıya bağlamış oluyor. Yine bir sefer sırasında Hazreti Safiye ve Ümmü Seleme ile beraber yola çıkıyorlar. Ümmü Seleme'nin hevdeci yani devenin üzerindeki o küçücük, o da gibi e, düşünün. E, Ümmü Seleme'nin hevdeci sanarak Safiye'nin hevdecinin yanına gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Konuşuyor tabii sonra bakıyor ki bu e, Ümmü Seleme değil. E, tabii Ümmü Seleme bunu fark ediyor. E, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kızıyor tabii. Yani sen nasıl olur da benim günümde e, onunla konuşursun. Böyle bir e, kıskançlık e, şeyi devreye giriyor. Resulullah'a Allah'ın elçisi olduğun halde, yani hem peygambersin, benim günümde Yahudi'nin kızıyla konuşuyorsun. Yani biraz ağır ifade kullanıyor. Tabii daha sonra peygamberimiz ses çıkarmıyor. Yani bu söze karşı ses çıkarmıyor. Tabii pişman oluyor Safiye. Ey Allah'ın elçisi benim için af dile, beni böyle yapmaya kıskançlık sevk etti diyor ve böylece özür dileyerek olayı kapatmış oluyor. Kadınlara şiddet konusuna gelince arkadaşlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisinde erkekleri uyarıyor. Tabi yani o dönemde de şiddet vardı. Günümüzde de maalesef şiddet var. Hani Hazreti Ömer'in özellikle çok sert yapılı olduğu hatta işte bazı sahabilerin ee, Hazreti Peygamber hayattayken hakkımızda bir ayet iner de bizi uyarır endişesiyle hanımlarımıza karşı biraz dikkatli davranıyorduk diyor. Ama Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yine devam ettik diyen e, rivayetler vardır ki e, tabi şikayetler geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hanımlardan. Eşlerinin kendilerine şiddet uyguladığına dair şikayetler geliyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Biriniz sakın hanımını köle döver gibi dövmesin. Yani uyarıyor. Yani kölelere de o dönemde demek ki işte iş yapmadığı zaman, kaçtığı zaman şiddet uygulanıyormuş. Onun gibi dövmesin. Sonra günün sonunda onunla aynı yatakta ne yüzle beraber olur? Yani bu ahlaki bir davranış değil. Yani hem dövüyorsun hem de onunla gece birlikte oluyorsun. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Nasıl bir ahlaki... E, davranıştır diye e, bunu doğru bulmuyor. Yine e, zaman zaman e, gelip şikayette bulundukları zaman e, kadınlar peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselama e, insanları topluyor ve onlara diyor ki e, bu adamlar sizin hayırlarınız değildir yani eşlerine şiddet uygulayanlar bunlar sizin hayırlarınız değildir. Allah'ın e, hanım kullarına vurmayın diye e, onları uyarıyor. Tabii ki. Hani ne kadar etki etmiştir. Ee, hani dedi ki erkeğin o şiddet duygusu, öfkelendiği zaman e, maalesef bazen sınır tanımayabiliyor ve şiddete başvuruyor. Bunu önlemenin yolu hani o gazı alma dediğimiz o öfkeyi yatıştırıcı belki eşlerin e, biraz e, o sakin davranma, e, eşin o anki hiddetini e, sakinleştirici bir pozisyon almak e, belki şiddeti önlemede oldukça önemli e, etki e, etmiş olur. İster fiziksel olsun ister duygusal şiddet olsun İslam asla ve asla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kimden gelirse gelsin. Yani tabii ki birinci derecede erkekten geliyor. Yüzde belki 98 kadından da gelse illa fiziksel şiddet olması gerekmiyor. Bazen duygusal şiddet de uygulanıyor. Kadın erkeğe veya erkek veya kadına. Buna da ...izin vermemiştir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...herkese sorumluluğunu e, yüklemiştir. Ve aile ortamının e, huzur e, bulabilmesi için... E, ...şiddetten ve her türlü haksızlıktan... E, ...uzak e, durmak gerektiğini e, ifade etmiştir. Burada tabii e, topluma büyük görevler düşüyor. Günümüzde şiddet çok fazla e, maalesef yaygınlaştı. Bunun birçok sebebi var. Yani burada... Birçok sebep zikredebiliriz. Erkekten kaynaklanan sebepleri vardır, psikolojik sebepleri vardır, ekonomik sebepleri vardır, e, sosyal sebepleri vardır, belki kadından kaynaklanan sebepleri vardır, hukuki sebepleri vardır. E, bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Belki de e, eşleri evlilikten önce bir eğitimden geçirmek gerekir. Bir evlilik eğitiminden. Davranış, yani nasıl iletişim kurulur, nasıl davranılır, şöyle bir durumla karşılaşıldığında nasıl muamele etmek gerekir? Bunların bir eğitimden geçmeli ve ondan sonra belki evliliğe izin vermek gerekir. Ha bu ne kadar etkili olabilir? E başka yapacak ne var? Yani bir insanı eğitmekten başka normalleştirmenin farklı ne yönü olabilir? Yani eğitim yine her halükarda eğitimden geçer. Belki maddi sıkıntılar varsa ailelerin maddi sıkıntılarının giderilmesi imkan ölçüsünde devletin burada devreye girmesi, işsizlik varsa, işsiz iş imkanlarının belki sunulması, hanımların kanaatkar davranması, bazen gücün üzerinde talepte bulunabiliyorlar. Örneklerini görüyoruz. Yani adam 3 bin lira alıyorsa, 5 binlik bir hayat talep ediyor kadın. E böyle bir durumda ne olacaktır? Haliyle problem ortaya çıkacak ve belki şiddete yol açmış olacaktır. Burada hem erkek olsun hem kadın olsun tüm aile fertleri birbirlerine karşı sorumluluklarının farkında olmalı. Yani birbirini ötekileştirmemeli. Bu ailenin bir ferdi olarak, o ailenin bir ferdi olarak görmeli ve hayata birlikte tutunmalılar. Yani bir sorun varsa birlikte çözmeliler. İlla benim dediğim olacak. Ya da işte anne babayla ilgili diyelim bazen problemler, kayınvalide, kayınpeder, onlara gitmeler, gelmeler gibi yani bu geleneğe aykırı bazen birçok olayla karşılaşıyoruz. Bu gibi hallerde tabii yine dönüp dolaşıp nerede kilitleniyor arkadaşlar? Ahlakta kilitleniyor. Yani İslam ahlakıyla ahlaklanmadığı takdirde o enaniyet duygusu erkekte olsun, kadında olsun Enaniyet duygusu maalesef aile facialarına yol açıyor ve malum son zamanlarda e, boşanma oranları ciddi oranda artıyor. İnsanlar evlilikten uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü e, erkeğin talepleri ya da sorumsuzluğu, kadının talepleri, yani inanılmaz talepler, işte şu kadar altın, şu kadar eşya, şu kadar mal yani adeta e, evlenmek, evlenmemeyi e, sanki e, teşvik eder bir e, şekilde e, çok ciddi talepler olunca haliyle insanlar bu sefer evlilikten uzaklaşmaya e, çalışıyorlar. Oysa evlilik fıtri bir ihtiyaçtır. Cenab-ı hakkın e, Sünnetullahı böyle tecelli edecektir. Yani bir erkek ve kadından oluşan bir e, müessesedir ve İslam'ın gelişmesinde, toplumların gelişmesinde, sağlıklı nesillerin e, oluşmasında, huzurlu bir toplumun oluşmasında aile oldukça önemlidir ve bu önemin yerine getirilmesinde de e, kadına ve erkeğe oldukça önemli e, sorumluluklar e, düşer ve bu sorumluluklar e, yerine getirildiği takdirde zaten. Ee, elbette sorumsuz olmaz yani sorumsuz bir e, hayat söz konusu değil ama asgariye inmiş olur. Ama maalesef son zamanlarda e, bu problemler gittikçe artıyor. E, işte Maddi e, problemlerden kaynaklanan ya da duygusal problemlerden e, o enaniyetten e, kaynaklanan birçok sorunla karşılaşıyoruz. Tabii ailenin bir de anne baba boyutu var. Yani belli bir yaşa geldiniz anne babanız yanınızda. O da ailenin bir ferdi, geniş ailenin bir ferdi. Onlara karşı da bazı sorumluluklarımız var. Yaşlı anne babaya karşı da bazı sorumluluklarımız var ki Cenab-ı Hak onlara öf bile demeyin diyor. Bakın. Anne babaya öf bile demeyin diyor. onlara onları azarlamayın. İkisine de güzel söz söyleyin. Onları esirgeyerek alçak gönüllükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl e, yetiştirmişlerse şimdi sen de onlara öylece rahmet et diyerek dua et diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yani o aile saadeti dediğimiz gibi sadece karı kocadan çocuklardan oluşmuyor. Bir de anne baba. İşte bazen işte e, anne babalarla ilgili de sorunlar e, ortaya çıkıyor. İşte, gelin mesela e, anne e, Kocasının anne babasına gitmiyor veya eve gelmesine izin vermiyor. Tabi böyle bir durumda doğal olarak ne oluyor aile maalesef çatırdamaya başlıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam yine annelerle ilgili birçok hadisinde işte en çok kime iyilikte bulunayım diyor. Bir sahabi gelip soruyor üç defa annendir diyor. Sonra da babandır diyor. Bakın yani annenin hakkının ne kadar çok olduğunu bu hadisinde açıkça ifade etmiş oluyor. Akrabalık ilişkileri çünkü akraba da ailenin bir parçasıdır, o geniş ailenin bir parçasıdır ve kim ömrünün uzamasını, rızkının genişlemesini isterse akraba ve ailesine yardım etsin diyor. Akrabayı ziyaret etsin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o geniş aile huzuru, o akrabaları da beraberinde bulundurmayı ve onlarla ilgilenmeyi, onların maddi manevi problemlerine destek vermeyi e, gerekli kılıyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Allah razı olsun. Rabbim e, sağlık ve huzur lütfetsin. E, belki Resulullah'ın şu duasıyla bitirelim. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi diyor. Rabbim sağlıklı ve huzurlu aileler nasip etsin cümlemize inşallah.